Başkent gündeminden iyi akşamlar. Başkent gündeminde bu akşam Sırrı Süreyya Önder'i konuk ediyoruz. Farklı bir siyasetçi, kendine has bir üslubu var. Kendine has cümleleri ve kendine has şarkıları var. Değil mi? Az önce de dinledik. Bu akşam Erdal Şen'le birlikte size soracağımız çok soru var. Gündem başlıkları sizin çevrenizde dolaştı. Hepsini soracağız. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Küçük bir ara vereceğiz ama güzel, keyifli bir teaser. Ondan sonra dolu dolu programımıza devam edeceğiz. Adaylıkla başlayacağız ve devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Gündem başlıklarımızı göreceksiniz teaser'dan. Tekrar buradayız. Başkent gündeminden tekrar iyi akşamlar. Artık sohbetimize başlıyoruz. Öncelikle hayırlı olsun Sırrı Bey. Adaylığınız. Adaylık değil. Aday adaylığınız. Evet. Hayırlı olsun. Eyvallah. Ama herkes bugün aday diye yazdı değil mi Nilgün Balkaç? Evet, aday diye siz yazdı. Siz ne kadar aday adayız deseniz de bugün Twitter adeta patladı. Trend topik listesinde öğleden sonraya kadar hep isminiz üstlerdeydi. Yani açıkçası ben bile şaşırdım. Yani bu kadar da popüler olduğunuzu biliyorduk ama bugün bir kez daha onu test etmiş oldunuz. Yerel seçimlerde aday adaylığınızı sizin deyiminizle açıkladınız. Ve dün akşam çok çarpıcı açıklamalarla birlikte bunu açıkladınız. Öncelikle hala aday adaylığınız geçerli mi? Oradan başlayalım. Vallahi şimdi... biz bu düeti önceden yapmışız. Bak biz de düet yapmışız. Şimdi bu düeti görünce ya şu adaylık bu belediyeyi kim istiyorsa onun olsun. Ben düete devam edeyim diyorsunuz. Sanatın bir türkünün gücü bütün şu Türkiye'nin son 30 yıllık siyasetini üst üste koyun. Ondan daha fazla. Bir türkünün gücü. Çünkü bir türkü böyle sanırım Ferhan Şensoy'a ait bu. O derdi Ferhangi şeylerde aşık sazı eline alıp çarşambaya doğru bakıp ulan bu çarşambayı ne alır, alsa alsa sel alır diyerek yazmaz derdi. Çarşambayı sel alır, bu bir de birkaç kere alır. İşte bir yar seversin el alır, bu da birkaç kere olur. Sonra bunun türküsü yakılır. Böyle olduğu için türküler kalıcıdır. Biz o gece Ferhat Tunç yoldaşımın 30. eziyet yılıydı. Sanat yılı bile değil. Ben de eski eş genel başkanım Selahattin Demirtaş Bey gitmişti görüyor. Benim işte bir enstrüman falan da böyle hasbel kadar kulaklara eziyet biraz çalarım. Orayı görünce çok şey oldum. Yani gerçekten o spontan gelişen bir şeydi. Çünkü Ferhat'ı Dersim'den ayrı düşünmek mümkün değil. O türkü Dersim'in üzerine 1000 saat konuşsanız bu türkü kadar etkili bir şey anlatamazsınız. Ben böyle girdim ama siz sebep oldunuz. Aslında Nilgün Balkaç sorunca bu soruyu sormakta da haklıyız. Her ne kadar adayım dediniz, adaylık gibi açıklandı, çok yankı yaptı. Ama sorularda geliyor. Sorulardan bir tanesi şuydu, adayım dedi ama sonradan vazgeçer mi acaba diye de böyle kaygıyla sorulmuş bir soru. Sonradan bir vazgeçme söz konusu olacak mı? Olabilir, vazgeçerim. Aday adaylığı budur zaten. Ne şartla vazgeçerim onu da konuşuruz da. Şimdi konuşalım. Bu Türkiye'yi devam ettirerek ya bu buyurun. Siyasetten herkes hasretini çektiğimiz şey bu türkü. Yani bu türküleri söylemek, türküleri hep birlikte söyleyebilmek. Orada dedim müzisyen arkadaşları gösterdim. Bunlar Ferhat Tunç'un
saz arkadaşları, biz de gaz arkadaşlarıyız. Çünkü nerede bir itiraz varsa, nerede bir mağduriyet varsa, ben hani farklı bir üslubu var, farklı bir şeyi var dediniz. Teşekkür ederim. Biz hep onun yanında durduk. Ben vekillik ya da siyaset anlayışım da bu. Ben gaz yemeden bunu da telaffuz edemiyorum. Doğrusu gaz mıymış, ben onu da çok bilmiyorum. Yani gaz, bu yenilen gaz değil. Polisin sıktığı gaz. Zaten Taksim ve Gezi'yi konuşurken evet, bayağı bunlar tekrar gündeme gelecek ama. Biz yemeden, sizin... biz ona maruz kalmadan halkımızı ona maruz bırakmadık. İlk jopu biz yemeden, ilk küfürü, ilk hakareti biz yemeden halka bir şey getirtmedik. Düşene kadar bu itirazımızı orada bir canlı kalkan gibi konuşlandırmaya çalıştık. Gezi ile birlikte görünür oldu. Ben hep onu diyorum. İçimizden geçen gaz BOTAŞ boru hattını kıskandırır. O kadar ona maruz kaldık. Şimdi siyaseti böyle anlıyorum ben. Belediyeymiş, Cumhurbaşkanlığıymış. Bunlar inanın umurum değil. Çok isteyen alsın yapsın. Ama içimi acıtan bir şey var. Mesela bakın, ben her şeyden fazla önemsediğim kimliğim sosyalistliğim. Böyle bir iddia var. İddiam var. Hayatıma bir hakkın sızdıramamışım. Yani öyle bir sosyalist ahlakla, bir sosyalist erdemle yaşayabildiğimi iddia edemem. Bizim tarihselliğimiz içindeki sosyalistlerin yaşantısına bakınca bundan haya ederim. Ama şu beni çok, aday adaylığım da bununla bağlantılı. Bakın, güncelde bir dershane meselesi vardı bu ülkenin. O güç hükümete bunu revize ettirdi. Tabiri caizse geri adım attırdı. Bunu olumsuzlamak ya da olumlamak anlamında kullanmıyorum. Bir vakadan bahsediyorum. Biz bu memlekette işçinin, garibanın, taşeron işçinin, işsizin, mülksüzün, kent göçmenlerinin, öğrencilerin, gençliğin, kadınların, Kürtlerin, Ermenilerin, Alevilerin sorunlarında geri adım attıramıyoruz. Sayın Arınç dedi ya, bir hülyam var şeye atfen, sözün sahibine. Ay hevedirim. Şimdi pronunciation'ım bozuk, onun için oraya girmeyeyim. Ama işte benim de karınca kararınca bir rüya, bizim iktidar olmamız değil abi. İktidar çok kirletici bir şeydir. Nerede olursan ol. İktidar, iktidarcılık, bunlar insanı çok aşındıran şeylerdir. En erdemli adamı koy, 4 sene sonra posası çıkmış halde al. İnsandan maa da bir şey bu. İnsandan bağımsız bir şey. O zaman sizde iktidar olmaya pek niyetiniz yok. Niyetim galiba. Yok. Yani muhalefete bazen eleştiriler getiriyor ya. Bak böyle. Ben şu güç içimi yaktı. Biz bugün bu ülkede bu kent sürgünlerine, bu Kürt'ün insan sırasına konmamasına, bunu insan sırasına koymuş olmayı bir lütufmuş gibi kuran dile, bunlar benim içimi acıtıyor. Taşeron işçi, 2B meselesi, yakılan ormanlar, talan edilen ekosistem, kadına dönük şiddet, bunlar benim içimi yakıyor. Eğer ben de böyle bir lobi olabilsem, ben dediğim beni kastetmiyorum yani. Biz bundan mağdur olanlar, buna duçar olanlar bir araya gelebilsek, biz de geri adım attırabilsek, bu iktidardan daha önemli bir şeydir. Daha kıymetli, daha dönüştürücü bir şeydir. Onun için benim aday adaylığımı bir vurguyu dile getirmek için dillendirdim ve halen de aday adayıyım. Şunu, bakın arkadaş, biz bu memleketin metropolünde biz adayız dediğimizde terazinin ibresi topaş gibi dönmeye başlıyor. Herkesin kıblesi karışıyor. O olursa böyle olur, şuradan oy alır, buradan oy alır. İşte bir gün içinde o değişimi gördünüz mü? Bir gün içinde. Allah bizi bunun kibrinden korusun. Bunun derdinde değilim. Ama bir gün içinde bakın, biz bir hakikilik getirdik. Zaman zaman derbederliğimiz oldu. Zaman zaman yolumuzu bulamıyoruz. Zaman zaman sıkışıyoruz. Acize düşüyoruz. Ama niyetimiz halis kardeşim. Biz daima yoksulun yanındayız. Biz daima mazlumun yanındayız. Bizi
sermaye çevreleriyle bir göremezsiniz. Bizi başka odaklarla bir göremezsiniz. Bunu bu ülkenin bütün mülksüzlerine, bütün yoksuluna, garibanına, ötekileştirilenine ispat ettik biz. Bakın kardeşim, bak biz varız, buradayız. Çok sizin kadar böyle donanımlı değiliz. Ama bizim varız. Bizim seçim arabalarımızı biz itiyoruz. Sırrı Bey, bir araya da girelim isterseniz. Ama bakın, bu hakikilik, mahkum olduğunuz bu iki 40 katır mı 40 satır mı cenderesinin dışında bir yol var. Söylemek istediğim buydu. Tabii, bu türkü sebep oldu. Vallahi böyle açıldınız. Giriş aslında zamanımız istedim. Oldukça fazla, böyle bir yandan eyvallah, sohbet edeceğiz, sorularımıza cevap arayacağız. Başta da dedik, adaylarınızı açıklayınca muazzam bir ilgi oldu. Sanki herkes can kulağıyla sizin ne diyeceğinize kilitlenmiş gibi bir açıklama gün boyu yankı yaptı. Evet. Aldığınız tepkiler nasıl oldu? Demin bir Topaç örneğini verdiniz ama hani sevinenler, üzülenler. Nasıl aktaracaksınız? Ve aday olursanız karşınızdaki alternatiflerden hangisi sizin için etkili bir alternatif olur İstanbul'u düşünürsek? Sövene de selam olsun buradan. Sövenler çok muydu, övenler mi daha çok oradan? Hiç, ben buralara takılmıyorum. Buna şerbetlendik. Çünkü zamana dirençli değil. Benim bir tek ölçüm var. Zamana ne kadar mukavim. Bu beni seviyor. Ölçüsü dar konjüktür aralığında. Beni kimin seveceği, kimin söveceği bu kadar çok sık yer değiştirmemişti. Bunun suçlusu ben değilim. Ben hep durduğum yerdeyim. Ama çarkı felek başka türlü dönmeye başlıyor. İnsanlar hayatınızdan bir parçayı alarak size ya gereğinden fazla öfke, ya gereğinden fazla anlam yüklüyorlar. Durduğum yerdeyim dediniz ama sanki deminki sözünüzde adaylıktan vazgeçti, çark etti gibi anlayacak bir hayır, cümle de oldu. Yani vazgeçebilirim derken. Tabii ki vazgeçebilirim. Var. Çünkü bunu CNN'de söylediğim zaman, CNN deyince ayıp olmuyor değil mi? Hayır, hiç ayıp olmuyor. Çünkü orada bak, Habertürk diyorum ya. Bir Habertürk ne zaman kuracaksınız? Bu vesileyle onu da önermiş olayım yani. Ben orada şunu dedim, ben adayım ama ilkesel olmak kaydıyla her türlü ittifaka açığız biz dedim. Çünkü seçim dediğim ve kimse de bundan dolayı bizi bize herhangi bir sitemde bulunamaz. Hükümet Has Parti ile birleşti. Kimse bir şey dedi mi? Geçmişte Büyük Birlik Partisi, ANAP, MHP, Refah, CHP, SHP, Kürt siyasal hareketi çeşitli ittifaklar yaptılar. Bunu bugün de yapmamızın önünde bir mani yok. Onun için kendisiyle meşgul bir insan değilim. Benim derdini çektiğim şey işte bu. Bir güç olabilmek, dönüştürücü bir güç olabilmek, hayra evirebilmek, bunu mazluma bir nefes aldırabilmek. Benim için en kıymetli şey bu. Benim umurumda değil. Kent iktidarını kim istiyorsa onun olsun. Ama bir gücümüz var artık. Herkes bunu gözetmek zorunda. İlkeli insanlık suçu işlememiş. Kente karşı suç işlememiş. Herkes gelip bizimle utanmadan, çünkü düne kadar kriminalize ediliyorduk biz. Biz hepimiz şeytandık düne kadar. Utanmadan gelecek şeffaf abu spot ışıklarının altı kadar aydınlık bir yerde konuşacağız. Halkın murakabesine açık olacak. Gizli işten hiç kimseye bir hayır gelmez. Olurunu olmazını halkın hakemliğinde konuşacağız. Olur ya da olmaz. Ama artık bu geriletilemez. Burada değişmeyen tek şey. Adaylığım değişebilir, adaylığım, ama şu değişmez. Biz artık düzenleyici bir gücüz. Dönüştürücü bir gücüz. Bunu da tutarlılığımızla, direncimizle, hayra dönük inadımız ve sabrımızla ve ödediğimiz bedellerle yaptık. Sayın Önder, ittifakı açığım dediniz. İttifakı açık açığım oldu. Değil ya, ben böyle şey mi? Açığız. Biz bir siyasal oluşum. Siyasi parti ve siyasi oluşum olarak açığız dediniz. Ben bireysel olarak sormak istiyorum bunu. Siz
hangi aday adaylığı için, hangi aday için bir ittifaka açık olursunuz? Yani CHP kanadına bakarsak Gürsel Tekin var, Mustafa Sarıgül var, Kadir Topbaş var. Diğer isimler gündeme gelecek. Siz kimin için bir ittifakın yanında olursunuz bireysel olarak Sırrı Süreyya Önder? Kadir Topbaş bu kente karşı suç işlemiştir. Kadir Topbaş'la bu suçun hesabını vermeden, bu gezinin, olan bitenin, bu yitip giden canların, Sayın Topbaş bu ülkede belediye başkanı olduğunu en son hatırlayan insandır. Bunun vebali onun omuzlarındadır. Bir reis, bu kentte ruhsat almış bir reis gelip durun arkadaşlar diyebilmeliydi. Bu Sayın Sarıgül, Sayın Başbakan için dünya lideridir diyor ya. Sayın Başbakan bu kenti birebir idare etti belediye başkanını refüze ederek. Bu olmaz. Sayın Topbaş'ta bunun vebali var. Kente karşı işlenmiş suçlar derken çerçeveyi buralardan kuruyorum. Diğer yani siz isim zikrettiniz diye. Ben bir siyasal parti Sayın Sarıgül için de ilgili de hep böyle bayağı eleştirel yaklaştınız. İttifak içinde şimdi tek tek isimleri analiz ediyorsunuz madem. Sarıgül içinde dünkü koyduğunuz rezervlerden sonra nasıl aynı rezervlerim bugün de geçer. Devam ediyor mu? Aynı bunda? Rezervlerim. Çünkü şöyle bir şey işte bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bazen kelimelerimiz kifayet ediyor, bazen etmiyor. Benim esas olarak ittifak yapacağım kesim yüzü sola dönük kesimdir. Herkes bana diyor niye CHP'yi bu kadar çok eleştiriyor? Ya aşırı böyle bir tepkisel gibi bir algılandı açıkçası. Yani çok kızıyormuşsunuz gibi algılandı evet, sanki Sayın evet. Sarıgül'e. Evet. Özel Sarıgül'ün, bir sebebi var mı? Sarıgül'ün şahsıyla benim hiçbir işim olamaz. Bunu da gayri ahlaki bulurum. Ben işin orasında değilim. Bugün sağ zaten iktidar. Sağ iktidar ve bizim onun derdine düşecek halimiz yok. Bizim meşrebimiz ve şeyimiz son derece farklı. Ama solun, CHP'nin bu ülkenin solunda büyük vebali var. Niye vebali var? CHP kadar yeryüzünde kerhen oy almış bir başka siyasal parti yok. Oylarımızı bölmesin diyorlar ya, yani bu tartışmayı başlatan ben değilim. Niye CHP'ye yükleniyorsun? Ya ben CHP'ye niye yükleneyim? Ben asıl olarak bütün duruşum muktedir olanadır. Bundan sonra da böyledir, bundan önce de. Fakat sözümü CHP'nin tabanına, CHP'nin yönetimine cümlemi kurmak zorundayım. Sizin şimdi 40 katır mı 40 satır mı diyorum. Niye? Neoliberal bir belediyecilik anlayışının dışına çıkacak daha bir tane hikmetli laf gelmedi CHP'den. Tabanına diyorum bakın. Bu anlayışın iktidar olmasıyla Kadir Topbaş'ın iktidar olması arasında hiçbir fark yok. Programı buradan kuramazsınız. Buradan kurarsanız ittifak bulamazsınız. Bulamazsanız bu kentte kent iktidarına aday olamazsınız. Bu kadar basit. Açıklamaları yaptıktan sonra eyvah Sırrı ne yaptı diyen oldu mu CHP yönetiminden size? En azından böyle dostlarınızdan. CHP'lilerle o kadar yoğun bir ilişkim yok. Yani öyle ne yaptın bana, ben bir siyasal partinin genel başkan yardımcısıyım. Bana kimsenin haddi değil eyvah ne yaptın diye. Çünkü siyaset yapıyoruz. Ve bu siyasetimizi biz dar bir aralıktan kurmuyoruz. Kardeşim benim içinde olduğum geleneğin bu ülkede 100 tane 99 tane belediyesi var. Bu 100 belediyenin 99 belediyenin hepsine emniyet masa kurmuş neredeyse. Attıkları adımlardan aldıkları nefese kadar izliyorlar. 35 belediyeli seçilmişimiz, belediyeci seçilmişimiz halen cezaevinde. KCK sanığı olarak İçişleri Komisyonu'nda belediye başkanlarının işlediği suçlar, soruşturmaya uğradıkları dosyalar yüzlerce. Bir tek BDP'li belediyede, bir tek HDP'li belediyede bir kör kuruşluk, rüşvet, zimmet, ihtilas, irtikap, çalma, çırpma, yetimin hakkına tenezzül etme yok, bulamazsınız. Bu bizim şeref madalyamızdır. Sayın Önder, buraya hemen bir virgül koyalım.
Reklama gitmemiz gerekiyor. Haydi, kısa bir reklam arasından sonra tekrar buradayız. Lütfen bizden ayrılmayın. İstiyorum ama şimdi güzel olsun mutlaka. Söz mü? Seramik vitrifiyle ile buluştu, güzellik tamamlandı. Artık banyo, banyo. Hayatınız çok daha güzel olacak. Seramik sansözü. İnsan bir an için hırsız girdi zannediyor ama değil. Anahtarımız. Evet. Oturduğumuz evler acaba ne kadar kendimizi ya da üzerinde olduğumuz ev ne kadar kendi üzerimize? Şimdi küçük bir kağıda ev yazıyorum ve ev fikrini kafamda olumluyorum. Yak! Direkt bakmayın. Hop! İşte bu. Evrene ev arzumu gönderdim. Ve ev sahibi olmaya yavaş yavaş hazırım. Ev, ev, ev deyip çağırıyorum ve ev sahibi oluyorum. Bu promosyon amaçlı bütün sunumumuz 1000 lira. 1000 lira mı? 500. 400, 250 çocuklar dahil promosyonlu. Ya el de verin ya, adam sizi ev sahibi yapmaya çalışıyor burada. Bu ev zaten bizim. Olur mu efendim öyle şey, ben Evren'e gönderdim, şu an gönderdim. Yok beyefendi, biz krediyle aldık. Ne kredisi ya? İş Bankası ev kredisi. İyi de fikri ben veriyorum, krediyi İş Bankası'na alıyorsunuz. Müzik! Feza'nın Sırları kitabımız kampanya amaçlı 14.90'a kargo hariç sizlerle. Türkiye'nin bankası hayallerinizin yanında. İhtiyacınız olduğunda ev krediniz İş Bankası'nda. Ben bir iyilik perisiyim ve senin 3 dileğini gerçekleştireceğim. 3 adım kenara lütfen. Kompakt çılgınlık. Yeni A45 ABG. Türkü bilmeyen Türkiye'yi bilir mi? Peki abi, bu Türkü nereli sence? Mardin'deyiz, Mardin kapısı diyor. Demek ki bu Türkü Diyarbakır Türkü. Nasıl bildin ya? Siz de harika çalıyorsunuz ha. Bir de telsiz olsa var ya. Sizin adres burası mı? Biz sadece kargonuzu değil, duygularınızı da taşıyoruz. Bravo, ne yaptın abi? Tam yerine, tam zamanında. MNG Kargo. Köşeyi döşedikçe böyle zevkli. Her şey, hayatımdaki her şey güzelleşti, değişiverdi birdenbire. Aha. Önce sen beğeneceksin, sonra herkes. Kelebek. Araba alırken performansına bakıyoruz. Buzdolabı ve çamaşır makinesi alırken de. Hatta futbolcudan bile her zaman performans bekliyoruz. Peki ya evinizin duvarları? Vortex kuru duvar sistemleriyle yapılmış dış cephe duvarları daha yüksek performans sunar, tasarruf sağlar. Vortex. Şu göçük için, şu sevimli aile, sizi bekleyen prosedürler, onarım bekleyen otomobiller, servis çalışanları, dosyalar, çaycı ve ustaların üzerinden atlayacak. Peki nasıl? Her dolatmak başka, başka kasko başka. Ergo Başka Kasko 500 liraya kadar küçük hasarlarınızı ebat limiti olmadan, hasarsızlığı bozmadan karşılıyor. Ergo Başka Kasko. Hasar varsa engel yok. Ergo atmak başka. Ergo. Yenilenen Hyundai iX35 1.6 otomatik vites seçeneğiyle şimdi Türkiye'de. Tüm
kamu çalışanlarına %0,77'den başlayan faiz oranları ve 77 aya varan vadelerle dosya masrafsız kredi Deniz'de. Kamu çalışanlarına hayat Deniz'de güzel. Nasıl da seviliyor, peşinat istemeden nasıl da ev veriyor. Deme ben almayayım, başkası alsın, az az ödeyin, üstü kalsın. Sur Yapı'dan ev sahibi olmak isteyenleri sevindiren kampanya. Çamlıca'da Eksen İstanbul veya Güneşli'de Koridor Rezidans'tan evinizi seçin, az az ödeyin, üstü kalsın. Sur Yapı, uygarlığın mimarı. Hız seviyorsun Mimi. Senin araba 40'a kaç saniyede çıkıyor? 10 saniyede falan. Ben 5 saniyede çıkarım. Nasıl? Bak 31 Aralık'a kadar bonus üyesi petrol ofisi istasyonlarında 4 defa 100 TL ve üzeri yakıt harcamasına tam 40 TL bonus kazanacaksın. Harcamadan önce puan yazıp 33.40'a gönder yeter. Çat 5 saniyede 40 TL'ye çıktım. Kampanya şahaneymiş. Ben kaçtım. Kaçabilirsin ama saklayamazsın Mimi. Anahtarım bende. Speedy Cansu. Elma gibi nardı, damlı ananaslı. 2013 en iyi yeni ürün ödüllü atom enerjisi Kapi Atom. Kapi Atom bu. Başkent gündemi devam ediyor ama ekranlarımıza bir son dakika bilgisi yansıdı ve bu son dakika bilgisi Necat Uygur'un hayatını kaybettiği yönünde. Yerel seçimlerle ilgili Erdal Şen'in bir sorusu var ama önce Necat Uygur'a dair birkaç cümle alalım. Başsağlığı büyük usta ile ilgili ve biz de başsağlığı diliyoruz. Allah kanı kanı rahmet etsin. Bir ömrü sadece sanatını yaparak idame ettiren bir ustaydı. Mekanı cennet olsun, yakınlarına da sabrı cemil niyaz ediyorum. Hoş bir sada bırakıp gitti, hepimize nasip olur inşallah. Kendi ayrıldı ama iki tane evladını da yine kendi çizdiği yolda yıllardır bize hediye etmiş oldu. Onlar da onun mirasını yaşatacaklar. Hayat bu, ölüm var. Evet. Ölüm var yani. Şimdi tam bu maneviyat kısmından girmişken biz dünden bu kısımla ilgili noktadan devam edelim isterseniz. Evet. Çünkü bugün yine gün boyu konuşulan konu Sarıgül'e bir çağrınız vardı Sayın Gürk Sarıgül'e. Nilgün Balkaç, en çok konuşulan neydi bugün? İşte 15 dakika televizyona çıkalım ama bu 15 dakikanın içinde Atatürk, Rabbim ve Bismillah geçmeyen bir kelime olmasın. Olursa ben adaylığı bırakacağım dediniz. Tabii bu dediğim gibi gün boyu çok tartışıldı, konuşuldu. Niye böyle bir cümle kullanma gereği duydunuz? Yani ben yine affınıza sığınarak söylüyorum. Bu taraflarda beziniz yok mu diye sorular da geliyor çünkü sizin için. Şöyle bir yanlışa dikkat çekmek için de yine CHP tabanına dönük bir çağrı. Siz bu kadar katı, laikliğin katı bir yorumu konusunda, yani dinin siyasete referans olarak alınmaması konusunda hassasiyeti en yüksek tabanlardan birisiniz. Güzel. Bu benim de böyle olmasını arzu ettiğim bir şey. Yani dini referanslarla bu ülke ya da herhangi bir ülke yönetilmemeli. Bu başka bir alanı. Toplumsal hayat başka bir alan.
bunu iddia eden insanların bu inancına da sonsuz saygı göstermelisiniz. İnanç hürriyeti. Ya bir yönelik çünkü toplumumuzda da bu kelimeler, evet, yani birçok kişi kullanır inşallah der, maşallah der. Evet. Sanki siz bu isimlere karşı mısınız, şimdi, siz hiç demiyormuşsunuz gibi bir yok, durum da yok, çıktı da ortaya. Yok, hani bunları söylemek bile bana zul gelir. Çünkü eleştirdiğim bir yanlışa ben düşerim. Ama ben medrese kökenliyim. İslamiyet'i iyi bilirim. Teolojiyle bunun da ötesinde özel bir alakam var. Bu konuda bitmeyen de bir ilgim ve merakım var. Yani okumalarımın yarısından fazlasını bunlar teşkil eder. Fakat bu 1950'lerin siyaset tarzı, bu halka hakaret, sanki bunu derse oy alacakmış gibi düşündüğün zaman mümine de hakaret. Çünkü bu böyle bir pazarlığın konusu olamaz. Bu alan o alana karıştırılamaz. Şimdi yerel yönetim olarak neoliberal bir referansla yola çıkıyorsunuz. Peki bugüne kadar dini siyasete karıştırmayın diye feveran eden bir yapınız var. Ama temel argümanlarınızı falanca cemaatin de oyunu biz alacağız. Cemaate de hakaret. Tamam. Efendim inanan insanların da aklıma bir İnönü anekdotu geliyor. İsmet İnönü'ye demişler hiç siz demişler Allah lafını kullanmıyorsunuz. Mitinglerde bu halkta Allah demeyene oy vermez. Tamam demiş, bunu dikkate alacağım. Bir sonraki miting çıkmış, konuşmasını yapmış, inmiş. Demişler Sayın Genel Başkan, Paşam gene demediniz. Allah'ı ısmarladık dedim ya demiş. Şimdi o anlayış nere? Bu anlayış nere? Buradaki çarpıklığa dikkat çekmek istedim. Bu inanana saygısızlık, inanmayana da saygısızlık. Taban olarak bu hassasiyetinizi bayrak yapmışsınız. Bunu sineye çekmek de riyakarlık. Bu kadar basit. Buna dikkat çekmek istedim. Siyaset böyle yapılmaz. Çünkü kurduğu bütün dil bunun üzerinden. Bunu da dönüşsün yani bu taban, daha henüz adaylığı da açıklanmamış. Sosyal demokrat bir şeyde inançlara saygı mutlak ve esas olmalı. Hatta bayraktarlığını yapmalı. Bu muhafazakarlara bırakılmayacak kadar inanç hürriyetini savunmak yüzü sola dönük insanların boynunun borcudur, alemeti farikasıdır, olmazsa olmazıdır. Bir nevi düelloya davet etmiş gibi olduğunuz, televizyon herhangi bir cevap geldi mi? Medya bu işi seviyor. Yok, niye düelloya? Ben bütün aday olan insanlarla ya da aday adaylarıyla oturup kente bakışı tartışmak isterim. Çünkü dediğim gibi bu 40 katır 40 satır denkleminden çıkarmak için biz bir üçüncü yoluz. Bir şeyi deniyoruz, el yordamıyla yapıyoruz, gayretimiz var, samimiyetimiz var. Elimizde de bundan başka bir şey yok. Sayın Önder, şimdi farklı konulara da geçmemiz lazım artık yerel seçimlerden sonra. Az önce Türkiye ile başladık yani programımızın başına. Barış geldi, ağlama anne türküsü Diyarbakır Meydanı'nda söylendi. Birincisi o düetin içinde yer almak ister miydiniz? Dersim düetinden sonra bu düetin içinde de yer almak ister miydiniz? Ve Şivan Perver'in bir serzenişi vardı. Diyarbakır sokaklarında gezemedim. Diyarbakır halkıyla kucaklaşamadım dedi. Siz onunla birlikte bunu yapmak ister miydiniz? Böyle bir girişiminiz oldu mu? Canla başla. Canla başla isterim. Canla başla hoş geldiler, sefa geldiler, evlerine geldiler. Keşke daha önce gelselerdi. Bunda hiçbir beis yok ama insan ihtiyarladıkça biraz şey oluyor. Gönül telleri biraz böyle çabuk rezonansa giriyor. Ben Kandil'den dönüyordum onlar geldikleri zaman. Cizre'de bir lokantaya, yol lokantasına girdim. Yol lokantasında o türküyü ben de dinledim. Ben de ağladım. Ağlamamak, buna duygulanmamak imkansız. İnsanın insanlıktan nasipsiz olması lazım. Şimdi niye ağladım ama bir ya da niye ağlıyor insanlar? Şimdi dün gece de söyledim.
bu savaşta 50 bine yakın insanımızı kaybettik. Ve böyle rakam yarıştırmak değil derdimiz olmamalı da bunun 40 binden fazlası Kürt'ün evladı. Kadınıyla, erkeğiyle. Malatya morgunun dili olsa da konuşsa biz parçalanmış bedenleri, genç kadınların, genç çocukların parçalanmış bedenlerini Malatya morgundan alıp mezarlıklarına polis asker kordonunda bunların attığı gazlar mezara rıfk ile davranmamak, mezara gereken rikkati, dikkati göstermemek. Biz bunları yaşadık. O genç bedenleri elimizle toprağa gömdük. Askerler aynı şekilde. Hepsi ana kuzusu. Dahillerinin olmadığı, rızalarının olmadığı bir savaşın bedelini ödediler. Hanelerine ateş düştü. İnsan olan herkesin o da içini yakar. Ölünün Kürt'ü, Türk'ü yok. Tabii ki ağladık. Bu gerisinde bunlar vardı diye ağladık ve biz bunların birinci elden nöbetçisiyiz, nöbetini tuttuk. Şu anda da duygulandınız zaten. Şimdi ama insana da ağır geliyor. Yani mesela bunlar yad edilmeliydi orada. Bunların acısını yaşayan bilir. Yani bir kere morttan gidip o parçalanmış cesedi alan bilir. Ben Kandil'e gittiğimde benim iki tane arkadaşım vardı. İkisi de Türk. PKK'ya katılmışlardı. Birini sordum. Beritan Dersim'i beni aldı. Şehitliklerine götürdü. Beraber hapis yatmışım. Beraber yoksulluk paylaşmışım. Dağa gitmiş. Ve öldüğünü de orada öğrendim, hayatını kaybettiğini. Tarifi imkansız bir insan güzeliydi. Dedi ki Beritan Dersim'i, buraya yalnız kolunu gömdük. Şimdi millet boş beleş oturduğu yerden sövüyor, sayıyor. Bizim içimiz çürüdü. Bütün bunlara rağmen hani kan kusup kızılcık şerbeti içeriz gerekirse deriz diyenlerden farklı olarak kan kustuk. Kan kustuğumuzu belli etmiyoruz. Şimdi Sayın Arınç diyor ki başbakan öyle demedi. Dedi ki işte ömrümüz vefa ederse Azrail'e bırakmayalım bu işi. Ne mani? Gelin. Kabusum olmuş benim. Bakın bu heyetin içindeyim. Belediye diyorlar ya. Hiçbir şey benim hayatımda bir genç bedenin daha asker gerilla sokaktaki insan burnunun kanamasından daha kıymetli değil. Bütün enerjimi, birikimimi, aklımı, varsa bir ferasetimi buna tahsis etmek istiyorum. Diyarbakır sokaklarında el ele dolaşmak için bir girişimde bulunacak mısınız? Çünkü Şivan Perver bugün bir yazılı açıklama yaptı. BDP'den benimle ilgili BDP'den bana bir talep olmadı şu ana kadar. Olduğu anda düşüneceğim dedi. Böyle bir şeye ya, siz ön ayak olacak mısınız bir sanatçı olarak en azından? Ne gereği var bu protokollere? Bir halkla sanatçısının arasına kim girebilir? Kim girebilir? Davet bekleyeceğim. Hiç davete de gerek yok. Şimdi biz mi davet ettik geldi? Buyursun gelsin, gene kendisinin şerefiyle istikbal olunur. Daha da bir arkadaş söyledi, yani devletle gelmeyip de daha buradan sınır kapısından yayan girseydi 3 milyon kişi karşılardı. Bütün bunlar da önemli değildir son tahlilde. Bir halkın türküsü öyle kolay kolay oluşan bir şey değil. Bu halk kendini var ettiyse türküleriyle var etti. Yani o inkara, imhaya, asimilasyona neyle direndi zannediyorsunuz? Türküsünü unutmadı. Şimdi Şivan gelecek ve bir saygısızlık görecek. Olmaz böyle bir şey. Kendini halkından, halkını kendinden mahrum etmemeli bir sanatçı. Bedelini ödeyen fazla da bu konuda şey beklememek lazım. Yani bana bundan dolayı bakın oluk oluk kanın aktığı bir coğrafyada. Oluk oluk genç kanının aktığı, bedenin artık toprağın genç bedenleri yüzümüze tüküreceği
bir coğrafyada toprak bedene doymuş yani. Böyle bir coğrafyada karşılama beklemek kimsenin gündemi olmamalı. Burada geleceksiniz, siz dizüstü çökeceksiniz, halk da dizüstü çökecek. Bu kayıplarımıza yanacağız. Bundan yeni bir gelecek inşa etmenin imkanlarını arayacağız. Böyle o çağırsın, bu göndersin, bu getirsin. Bunlara ne gerek var? Bunlara ne gerek var? Bedelini ödeyen herkes özgür bu ülkede. Ceza önünde bile olsa özgür. Bedelini ödemesini bilmek lazım. Herkes de bir bedel ödedi meşrebince. Ama hepsinin genç yaşında, ömrünün en cevahir vaktinde toprağa giren birinin karşısında hiçbir hükmü yoktur. Ne 30 sene mahpusluğun, ne 30 sene sürgünlüğün, bir gencin civan ömrünün en baharında toprağa girmesi karşısında bir hükmü yoktur. Onun için Şivan Şivan'dır. Ne muktedirlere ne başkalarına hiçbir borcu yoktur. Ne zaman gelirse başımızın üstünde yeri vardır. Beraber de kol kola gireriz, Diyarbakır'ın küçelerini gezeriz. Sur dibinde de bir düet biz yaparız. Etrafımıza da Diyarbakır'ın gençleri, kırıkları, kadınları, erkekleri gelir. Bir düet çağrısı da o zaman Sırrı Süreyya Bey'den geldi. Ben cümbüş çalarım. Şivan'da söyle. Süper, anlaştık. Yeter ki barış gelsin bu topraklara. Yalnız tabii Şivan Perver meselesinin dışında Sayın Başbakan'ın bu hafta sonu yaptığı ziyarette bir yönüyle çok samimi, sıcak görüntüler de oldu. Çözüm sürecine belki katkı yapan da bir görüntüydü bu. Hoş da karşılandı, iyi algılandı. Çok pozitif bir görüntü şeklinde algılandı. Ama sanki oradaki BDP milletvekillerinden bir grup, bir kısmı bu samimi halkanın içerisinde çok içtenlikle yer aldı. Öte yandan da sanki BDP'nin bir kısmında da bu böyle çok da hoşnutmuş gibi bir algı oluşturmadı. En azından böyle bir açıklama gelmedi. Evet. Siz BDP'nin ve HDP'nin bütümüyle bu süreci, bu ziyareti olumlu tasvip ettiğini düşünüyor musunuz? Yoksa bir çatlak oluşturdu mu BDP içinde? Çatlak oluşturmaz. Bunlar BDP, HDP geleneğini iyi kavrayamamış insanların spekülatif değerlendirmeleri. Ama görüş farklılıkları olur. Aynı soruyu şöyle sormak mümkün. AK Parti'nin içinde bu merasime itiraz eden vekil yok muydu? Bir nefeste 50 tane ben sayarım. Bir nefeste. CHP'de yok muydu? Yani olumlayan, olumsuzlayan her zaman olur. Ama ben ilkesel olarak şöyle bir yerde duruyorum. Hani ya hayır söyle ya sus derler ya. Söz konusu olan barışsa, söz konusu olan insan hayatıysa ve söz konusu olan daha demokratik bir ülkeyse, bu da topyekün sadece Kürt'e, yani orada Kürt'le barışırken burada Berkin Elvan'ın göstericilerinin ayağını kırarken falan, bunlar olmayacaksa, Kürt bu konuda Türk'ün bu derdiyle hemhal oluyor. Orada onun ayağı kırılırken burada bunun yüreği kırılıyor. Siz nasıl değerlendirdiniz ziyareti, oluşan havayı? Ben olumlu buluyorum. Barışa dönük her girişim olumludur. Uyarmak da bizim görevimiz. Kimse, madem ki siyaset diyoruz, uyarmak bizim görevimiz. Bunda bunun Rojava Kürdünden esirgenmemesi gerekiyor. Yani hemen o bölümlere geçeceğiz Sırrı Bey, ama kısa bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Hayır, çabuk mu geçiyor süre? Bana mı öyle geliyor? Çok geçiyor. Keyifli geçiyor demek ki. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar burada olacağız. Başkent gündeminde devam edeceğiz. Lütfen ayrılmayın. Ayakkabı parayla 100, en parayla 80 lira. Aylık toplam 500 liraya kadar olan internet alışverişlerinizi en kartla yapın. %20'sini bir ay içerisinde geri alın. Şube yok, masraf yok. O bakımdan fırsatı çok.
Yazabilirim, sorabilirim, gönlümce konuşabilirim. İstersen susabilirim, hürriyet benim. Sevebilirim, seçebilirim, aşkımdan ölebilirim. Ben kendim olabilirim, hürriyet benim. Hak benim, hayat benim, yol benim, seçim benim. Özgürüm, hürüm, bireyim, hürriyet benim. Uçabilirim, coşabilirim, başka dilde doğabilirim. Hayalime koşabilirim, hürriyet benim. Hak benim, hayat benim, yol benim, seçim benim. Ben bir ağaç olabilirim, hürriyet benim. Hürriyet benim. Biliyorsun Mimi, senin araba 40'a kaç saniyede çıkıyor? 10 saniyede falan. Ben 5 saniyede çıkıyorum. Nasıl? Bak, 31 Aralık'a kadar bonus üyesi petrol ofisi istasyonlarında 4 defa 100 TL ve üzeri yakıt harcamasına tam 40 TL bonus kazanacaksın. Harcamadan önce puan yazıp 33.40'a gönder yeter. Çat, 5 saniyede 40 TL'ye çıktım. Kampanya şahaneymiş, ben kaçtım. Kaçabilirsin ama saklayamazsın Mimi. Anahtarım bende. Speedy Chanso. Şehre duyduğun aşk büyükse, yeni Hyundai i10 tam sana göre. Kimse her şeyi tam olarak bilemez. Ama hepimiz bir şeyler biliyoruz. Ve bu bilgiler bir araya geldiğinde neredeyse her şeyi yapabiliriz. Mesela güneş ışığını elektriğe dönüştüren pencereler. Sihir gibi görünse de aslında sadece kimya. Aynı kimya plastik torbaların doğa dostu olmasını sağlıyor. Ve rüzgar türbinlerini daha dayanıklı hale getiriyor. Bugün doğru bağlantılarla daha iyi bir gelecek yaratabiliriz. İşte bu yüzden biz sadece kimyasal üretmiyoruz. Biz kimya yaratıyoruz. BASF, The Chemical Company. Kent Plus Centrium'da yaşam başladı. Son 30 daire için sunulan çok özel avantajlardan hemen yararlanmak için satış ofisimize bekliyoruz. Kent Plus Centrium. Bir ülkeyi seversiniz, her şeyi yaparsınız. Kar kış dinlemez, kilometrelerce yol gider, her köşesine ulaşırsınız. Bir ülkeye gönülden bağlıysanız, sevdiklerinizi güvenle evlerine ulaştırmak için her şeyi yaparsınız. Atlas, Türkiye'nin lastiği. Yılın futbolcusu. Kim bilmiyoruz ama yılın fırsatı Simpaş GEO'da. Banka yok, vade farkı yok. Simpaş GEO bünyesinde ödeme fırsatı ve %10 fiyat avantajı var. Siz de bir Simpaş GEO projesine gelin, mutlu bir yaşama adım atın. Yılın fırsatını kaçırmayın. Hareketle dolu bir dünyada yaşıyoruz. Dönüşleriyle, döngüleriyle ve hiç bitmeyen dinamikleriyle. Hareketle kendi enerjimizi elde edebileceğimizi görüyoruz. Futbol sahası kadar büyük rüzgar türbinlerini. Birlikte temiz enerji ulaştırmak için çalışıyorlar Türkiye'nin farklı bölgelerine. Yenilenebilir rüzgar enerjisinin Türkiye'yi nasıl geliştirdiğini görüyoruz. Sürekli değişen hareketli dünyamızda. Yılın TV dizisi. Hangisi bilmiyoruz ama yılın fırsatı Simpaş GEO'da. Banka yok, vade farkı yok. Simpaş GEO bünyesinde ödeme fırsatı ve %10 fiyat avantajı var. Siz de bir Simpaş GEO projesine gelin, mutlu bir yaşama adım atın. Yılın fırsatını kaçırmayın. Bozer'le ara konuş. Alo. Alo. Neredesin hayat? Toplantıdayım. Toplantıdayım. Olmadı, git konuş. Akşama ne yemek yapayım onu soracaktım da. Petrol ofisi Posel'le mobil iletişime hızlı girdi. 39 liralık tarifeye 200 liralık yakıt bedava. Posel petrol ofisi istasyonlarında. Müzik.
seviliyor. Peşinat istemeden nasıl da ev veriyor. Deme ben almayayım, başkası alsın. Az az ödeyim, üstü kalsın. Sur Yapı'dan ev sahibi olmak isteyenleri sevindiren kampanya. Çamlıca'da Eksen İstanbul veya Güneşli'de Koridor Rezidans'tan evinizi seçin. Az az ödeyin, üstü kalsın. Sur Yapı, uygarlığın mimarı. Hepimizin acil ihtiyacı duyduğu eşitlik temelinde, özgürlük temelinde, kardeşlik hukuku temelinde nihai bir barışa, kalıcı bir barışa da katkı sunmuş olur. Yaşasın Türk ve Kürt kardeşliği. İnşallah gelecek çok daha farklı olacak. Dağdakilerin indiğini, cezaevlerinin boşaldığını, 76 milyonun kucaklaştığını, bir olduğunu, beraber olduğunu, birlikte büyük Türkiye, yeni Türkiye olduklarını göreceğiz. Bu konuda kim bir taşın üstüne taş koyarsa ona, onun önünde eğilirim ben. Barışın önünde, sürecin önünde engel olana da gövdemi koyarım. İstifi dünyayı Gidayka huba ve huçuk yerde ben Musa şekilde girelim. Cane 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 verne meydane dilemin fırka şela o bebe dilane bebe dilane. Başkent gündemi devam ediyor. Sırrı Süreyya Önder konuğumuz, az önce teaser'ımızda da izlediniz. Tanıtımımızda da olduğu gibi şu anda çözüm süreci, BDP'nin tavrı ve tabii Başbakan Erdoğan'la Mesut Barzani'nin hafta sonu Diyarbakır'daki o tabloyu konuşacağız. Ama önce BDP ile devam edelim. BDP'de bir ayrışma olur mu olmaz mı sorusunun dışında Leyla Zana'nın tavrı çok fazla tartışıldı. Ve Leyla Zana'nın açıklamalarının ardından BDP'de bir ayrışma mı var denildi. Leyla Zana BDP'den farklı mı düşünüyor? Farklı bir tablo var ortada. Bu rahatsızlık yaratıyor mu BDP içinde? Bu BDP'yi sadece zenginleştirir. Ayrıca farklı düşündüğüne dair de bir şey görmedim ben bu süreçte. Meseleye belki hepimiz bakış açımıza göre meselenin öncelikler sıralamasını başka bir yerden kurarız. Siyaset ve siyasal partiler de tam bu yüzden gereklidir. Hı hı. Bu görüşler bir araya gelir ve bir füzyon oluşur. Buradan bir başka bir birlik hali çıkar. Onun için görüş ayrılığı olmazsa korkun. Görüş ayrılığından korkmayın. Neyinden korkacağız? Yani en nihayetinde kadir-i mutlak değil bilgilerimiz yani. Gökten şeriatinden inmedi yani. Onun bir başka hayat tecrübesi var. Ötekinin bir başka, benim bir başka. Bunlar bir potaya girecek ve bir şeye dönüşecek. Onun için böyle bölündü ha, çatlağa, patlağa, bunlarla, bunlar da zamana mukavim değil. Bu sözler bu partinin tarihi boyunca hep söylenmiş. Hı hı. Ama sadece Kürt'ü tanımamaktan, mazlumu tanımamaktan, solcuyu tanımamaktan kaynaklanan işler bu. Sırrı Bey, başkentte bir iddia var, kulislere yansıyan bir iddia var. Onu tabii sormadan edemeyeceğim. Taraflar da şu anda burada değil ama siz mutlaka bu konuda bilgi sahibisinizdir. BDP'nin bu tavrını yumuşatan bir telefon görüşmesinin Sırrı Sakık ve Yalçın Akdoğan arasında gerçekleştirildiği iddiası var. Bunun ardından bu tablonun netleştiği. Bu iddiaya ne diyorsunuz? Böyle bir görüşme olduğunu ben de duydum. Hani ben Kandil'deydim. Ne olup bittiğini tam bilmiyorum. Fakat gene Kandil'den izliyorum. Herkes bu görüşmeyi kendinin sağladığını söylüyordu. Biz sizin dışınızda, siz Kandil'desiniz. Kim sağladı sizce peki? Feraset. Bu ayıp değil miydi bugüne kadar? Ortak akıl bunu gerektiriyordu. Başka bir şey söyleyin. Bu ülkede yıllarca Diyarbakır'a giden devlet görevlisi kışlada yattı. İlk Sayın Gül Cumhurbaşkanı olarak gittiğinde bir otelde yattı. Ve Ahmet halkı ona öyle bir kucak açtı ki o zaman. Abi bu jesta. Yani gitti kışlada yatmadı, dağ kapıdaki bir otelde yattı.
arabası, ben de Radikal'de yazar olarak o seyahati izliyordum. Arabası şehre giremedi. Böyle bir izzet gördü, bir hüsnü kabul gördü. Şimdi bugüne kadar hiçbir devlet görevlisi seçilmiş bir belediyeyi ziyaret edemiyor. Çok tabii bunları kaşımamak lazım ama unutmamak da lazım. Biz valinin kapısına 15-20 vekil gaz atılarak hükümetin bahçesine kendimizi attık. İyi yöne çıkarmak lazım. Başbakan seçilmiş bir belediyeyi ziyaret edecektir, etmelidir, etmiştir. Bu anlamlıdır. Bunların devamının gelmesi, bu ciddiyetin, bu gerekirliğin, bu icapların bir rutine dönüştürülmesi lazım. Silahı öteleyeceğiz, söze alan açacağız. Bu telefon görüşmesinde doğruluyorsunuz yani sonuç olarak. Bu iddia ne, gerçek kulislere yansıyor. Ne kıymeti yansıyor. Var ki? Yani o aşmış, bu aşmış. Benim bendeki bilgi Sırrı Sakal'ın bu görüşmeyi yaptığı noktasında. Aslında siz de mesela ifade ettiniz. Sırrı Sakal yönü... Yalçın Bey'le görüştü bu konuda o zaman. Kimle görüştüğünü bilmiyorum ama bizim idare amirimizdir. Ve bu tür ilişkileri başından beri Sırrı Bey üzerinden yürütürüz. Sırrı Bey yani kendi ilgi alanında bu konularda daima çözücü bir rol oynamıştır. Hakeza Ahmet Bey de öyle. Ahmet Bey de o bilge kişiliğiyle bu ülkenin neredeyse siyasal tarihiyle yaşıt. Şimdi bana ihtiyar mı dedin ola diyecek ama neredeyse 6. dönem bir siyasetçimiz ve onun yarattığı saygınlık, onun karşıda uyandırdığı hürmet hissiyle bu tür sıkıntılar aşılır. Daima da böyle olur. Böyle olmasında da fayda vardır. Fakat bu bizim uyarmamızı, eleştirilerimizi söylememize de şöyle bir şey başlatmamalı. Bugün bu söylenir mi? Söylenir arkadaşlar. Yeter ki söylenen söz olsun. Bundan korkmayalım. Yanlışsa düzelir, eksikse tamamlanır. Bunda şey mesela hem Ahmet Türk'ün ismini verdiniz hem Sırrı Bey'in, Sırrı Sakık Bey'in bu pozitif siyaseti öteden beri de zaten temas kuran bir trafik üstlendiğini ifade etmiş oldunuz. Bizler de bunu hep Ankara gazeteciler olarak duyuyor, biliyor, yazıyorduk zaman zaman. Peki BDP'nin içerisinde çok daha fazla sayıda milletvekili bunu yapmış olsaydı bugünkü görüntü benzerini çok daha önce yaşayamaz mıydık biz? Ha, bir yönüyle mesela kendinize göre BDP içinde şimdi HDP oldu ama öz eleştiri yaptığı oluyor mu parti yöneticilerinizin? Yani bize de düşen bir şey var mıdır bu pozitif iklimin gelişmesi adına? Çünkü siz de ifade ettiğiniz eskiden çok başka görüntüler vardı. Cumhurbaşkanları gidip kışlada kalırdı. Ya yani son 12 yılda başka bir yön de var. Bardağın dolu tarafını görmeye çalıştı mı hiç BDP? Şimdi 2,5 yıldır BDP'nin içerisindeyim. Yemin ederim ki onlar bir adım attığında biz bir tek firesiz 1000 adım atmaya hazır gönüllü bir şekilde bekliyorduk. Yeter ki barışa, demokratikleşmeye dönük bir şey olsun. Şimdi bunu niye BDP'den bekliyoruz? Bu konuda söz, soru, sual muktedire yöneltilir. Kamusal gücü elinde bulundurana söylenir. Çünkü bizim bir temsiliyetimiz var. Ve onun o onurunu yere düşürmeyiz. Düşürmemeliyiz. Bu biz talepkar oluruz diyorsunuz biz, haliyle. Biz hakkı söyleriz, doğruyu söyleriz, işaret ederiz. Birisi bizimle hiyerarşik olmayan, ben diye başlamayan bir ilişki kurarsa biz buna bizden çok büyük bir katkı görür. Hep böyle oldu. Şahit olduğum kadarına yemin ederim ki böyle oldu. Öyle. Vay şunu şöyle yapmayalım. Vay bunu itibarsızlaştıralım. Hayır. Bıktırıcı derecede de talepkar olduk. Bıktırıcı derecede. Onun için kimse BDP üzerinden böyle bir tezvirata kalkışmamalı. Ama bizim de hassasiyetlerimiz var. Ben de temsiliyetlerimiz var. Biz bunu gözetmek zorundayız. Kalbimiz elimizde geziyoruz. Daha ne yapalım yani? Sayın Başbakan'ın hafta sonu yaptığı ziyaretle o olumlu hava
şöyle bir analizi de ortaya çıkardı. Sivil siyasetin bundan sonra çok daha ön planda olacağı, bir nevi silahlı mücadeleye ilişkin zaten mesajlar veriliyordu ama Kandil olsun ama silahlı mücadele olsun. Bunun daha da artık geri plana, tabir yerindeyse out'a çıktı, taca çıktı gibi yorumlar da yapılıyor. Sizin çıkardığınız analiz nedir ziyaret sonrasında? İnşallah. Bir, elimizden gelen cesaretlendirmeyi yapmalıyız. Bu konuda umut kırıcı, yol kesici değil, gayretlendirici bir yerden cümlelerimizi kurmalıyız. İktidar da bizim eleştirilerimizi, önerilerimizi hep bir tahripkarlık olarak kavramamalı, böyle algılamamalı. İki, üç, bu sadece Kürt coğrafyasına özgü bir dert değil, bu ülkede topyekun bir demokratikleşme sağlanmadıkça bunun Kürtler açısından da hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Onu da söyleyeyim. Yani neyi talep ediyorlarsa aynı şekilde bu bütün ülkenin demokratikleşmesi için olursa anlamlı ve böyle olmalı ve bunun önünde bir mani yok. Onun için yani bu demokratikleşme adımları, bu birbirini dinleme, hiyerarşik bir ilişki geliştirmeme, üstenci bir dil kurmama, hegemonik bir alan içerisine sıkıştırmama tavrı bu ülkedeki öğrencilerden, ekosistemden, çevreden, işçiden, işsizden, Kürt'ten, Ermeni'den, Alevi'den esirgenmemeli. Bu çünkü bu sizin emanetinizdir. Sizin rükmünüzde bir şey değildir. Siz bunun sahibi değilsiniz. Siz bunun belli bir ruhsatla bir dönem bekçisisiniz. Onun için bunları böyle tariflemeye kalkışmak, bunlara dönük şeylere hep şiddetle, hep baskıyla, hapisle, davayla karşılık vermek doğru bir tutum Sayın değil. Sayın Önder, hapiste böyle, deyince... Böylece Kürtlere bin kere özgürlük verseniz gene bu iş olmaz. Bunun bütün ülke için hazır bu fırsatı, bu havayı yakalamışken hepimiz buna gayret göstermeliyiz, katkımızı sunmalıyız. Samimi bir şekilde biz en azından böyle yapmaya çalışıyoruz. Eleştirilerimiz de olacaktır. Kimse de bu eleştirilerimizi yıkıcı bir faaliyet olarak almamalı. Şey budur. Yöntem bu. Sayın Önder, hapis deyince Başbakan Erdoğan'ın, ben de Diyarbakır'daydım, evet, ve Diyarbakır Meydanı'nda, siz aslında Kandil değil misiniz, o bölüme daha sonra geçeceğim. Evet. Diyarbakır Meydanı'nda söylediği sözler çok fazla gündem oluşturdu cezaevlerinin boşaltılması ile ilgili. Siz cezaevlerinin boşaltılması konusunda adı af olmasa da, hükümet tarafından betimlenen haliyle söylüyorum, adı af olmasa da nasıl bir sistemin getirilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz ve bu kapsamda örgütün üst düzey isimlerinin, hatta Öcalan'ın bunun için değer alması gerekir mi? Öcalan'ın ev hapsi gündeme gelmeli mi? Eğer bunlar gündeme gelirse Türkiye bunu kaldırabilir mi? Olan bu Türkiye. Bu Türkiye'nin istihap haddi, bunu kaldırabilir mi? Bunu oldurabilir mi? Türkler kadar dönüşüm kabiliyeti, bakın ta Kara Geçililerden, Oğuz boylarından alın, dönüşüm kabiliyeti, intibak kabiliyeti Türkler kadar gelişkin bir de Kürtler var. Bak bu iki kavim tarih içerisindeki seyri şeyine bakın, sefayinine hep böyle olmuştur. Şimdi bunu böyle diyenler, bunu kaldırabilir mi diyenler, kendi kaldıramamazlıklarını boş yere Türkiye ihale etmeye çalışanlar. Hani o programda söylemediğim şeyleri söyleyeyim diyorum ama o programda ve her programda söylediğim bir şeyi burada tekrar etmek istiyorum. Esas hacir altında olan Türkler. Çünkü bir tek Kürt'e düşmanlık alanı serbest bırakılmış. Kredi kartlarıyla, uzun vadeli borçlanmasıyla, ev taksidi, araba taksidi, tüketimle kurduğu marazi ilişkiyle bir alanı hapsedilmiş. Bir tek özgürlük alanı olarak demiş ki sen hakkını isteyemezsin, döverim. Ağacına sahip çıkamazsın, perişan ederim. İşte sendika diyemezsin, işsiz bırakırım. Ne de bilirsin? Kürde sövebilirsin, bak o alan serbest. Tamam, bize işte bir Ermeniye de... sövebilirsin, o alan serbest. Yani bu böyle olmaz. Türk niye Türk'ü aşağılıyoruz? Türk'ün kardeşlikten,
ne zarar olur siz aşağılıyorsunuz anlamında söylemem. Ama dedikleriniz geride kalmadı mı artık? Ha? Bir şekilde geride tabii kaldı ki artık. Kalmadıysa da geride kalmalı. Biz geleceğimizi kuruyoruz. Geleceğimizi kurmanın yolu kayıtsız şartsız bir genel haftan geçer. Ve buna kimleri kapsamalı? Bu devlete karşı işlenmiş suçları kapsamalı. Eskiden bunun tam tersi şey olurdu. Adli suçlardan ceza giyenleri bırakırdı devlet. Mesela tecavüz suçlusunu, tecavüzden mahkum olanı bırakır. 125'ten eski ceza yasası, 146'dan yani bölücülük ya da anayasal düzeni tahir, tebdil, ilgadan cezalanları bırakmazdı. Bunun tam tersi olması lazım. Yani sen devletin böyle bir, ki ben af sözcüğüne de karşıyım. Af için ortada bir suçun olması lazım. Hani kavramsal olarak başka türlü ifade edemediğim. Aslında galip suçu da kabul etmiyorsun. Ben suçu da kabul etmiyorum. Çünkü kim kabul edebilir? Diyelim ki vardır içinde elbette. Ama bu ülkede bana rızayı lillah için biri elini kalbine koysun, yürek ferahlığıyla desin ki bu ülkenin son 30 yıllık yargılamalarından ben müsterihim. Bunu bir kişi söylesin, ikincisi ben olayım. Galip Ensarioğlu şöyle bir cümle söyledi. Helalleşmemiz gerekiyor dedi. Bir helalleşmenin yapılması gerekiyor dedi. Bu helalleşme için de az önce sorduğuma tekrar geliyorum. Abdullah Öcalan ve örgütün üst düzey yöneticileri olmalı mı sizce? Herkes olmalı. Çünkü bu ülkeye barışı getiren aktörlerden birisi. Ve politik olarak tesis edilmiş cezalar. Bakın her gün, şimdi özellikle Milliyet'te ve Radikal'de her gün PKK'ye atfedilen bir dosyanın daha komplocu güçler tarafından işlendiği ortaya çıkıyor. Bu millete yıllarca bu şırınga edildi. Bu Kürtler bu süreçteki hataları, sorumlulukları, suçları varsa bunlarla da yüzleşilmeli. Bu böyle her şeyi unutalım sağlıklı bir yol değil. Yüzleşme. Çünkü ancak o zaman bir daha tekrar etmesinin önüne geçebiliriz. İşte hakikat komisyonu, yüzleşme komisyonu dediğimiz zaman dünyanın bulup bulabildiği 2-3 tane yoldan birisi. Ondan sonra helalleşme. Çünkü bu ülkedeki cezaların dağıtılmasındaki savrukluğa baktığın zaman 2,5 senedir vekilim. Yasama faaliyetlerimizin yarısı cezaevi görüşleriyle geçiyor. Orada bir slogan attığı için 20 yıl hapse mahkum olan ve PKK'ye yazılan, DHKPC'ye yazılan insanlar var. Bak şimdi avukatlar 24'ünde duruşmaları var, orada olacağım. Çağdaş hukukçular. Şimdi bunu çağdaş batılı demokratik ölçütlerin böyle milyarda biri olan bir ülkede sen bu avukatları nasıl içeri tutarsın? Buna hangi hukuk vicdanı el verir? Suçları ne? Nerede bir mazlum varsa onun yanında durmaları. Onun için öyle genel laf deyince çuvaldız saplanmış gibi zıplamaya gerek yok. Çuvaldız saplanmış gibi zıplayacaksanız bu ülkede adaletin son neredeyse 100 yıldır yanlış tesis edilmesine zıplayın. İki yıl. Sırrı Beşin'e sorgulama derken bir yönüyle hani iki tarafta kendine göre eski hesaplara bakıyor ve yerine, önüne beyaz bir sayfa koyuyor ve ilerliyor. Bir öz eleştiri şart. Bunun için bu yüzleşme şart. Helalleşme ve insanlığa karşı işlenmiş suçların affı mümkün değil. Bunları ayırmak şart. Nefret suçlarını ayırmak şart ama bir yerinden bir şey yapmamız lazım. Bunu da insanlar üzerinden tartışmamalıyız. Mesela Sayın Öcalan hiç bu konuda bir tartışma yürütülmesinden yana bile değil. Yani. Şunu sormak istiyorum özellikle. Yürüyen bir çözüm süreci var şimdi. Aylardır devam ediyordu ama son aylarda sanki akamete uğratıyla ilgili de bazı sistemler evet. yapılıyor. Eleştiriler getiriliyor. Bu hafta sonuyla başlayan bu yumuşak iklim, daha da umutların artması bu sürece kendi içinize dönük öz eleştiri yaparsanız bu daha da artmalı, daha da hızlanmalı gibi bir yöne doğru kayacak mı? Sizin gözleminiz nedir? Bu süreç daha da ilişkileri hızlandıracak mı? Bu ağaç kuruyacaktı, bir can suyu verildi. Hı hı. Bir can suyu.
Yani önemli bir tıkanmak ya. Üzere olan bir sürece bir can suyu. Evet. Çok önemli bir tespit. Bir de dünyada da böyle olur. Zor bir şey, kolay bir şey yürütmüyoruz. Yani her şeyi de söyleyemiyoruz. Bu halktan bir şey saklamak anlamda değil. Yani spekülasyona kurban gitmesin. Hayra evrilsin diye. Yoksa ben neden kuruyacaktı? Nasıl can suyu verildi? Çünkü yavaşladı. Çünkü durdu. Çünkü demokratikleşme yolunda kararlı ve cesur irade ortaya çıkmadı. Bu böyle olunca bu ağaç, bu barış ağacı kurur. Şimdi bir tekrar bir devinim başladı. Kıymetlidir, önemlidir. Devamının gelmesi artarak ve hızlı olması lazım. Ne olur yarından itibaren? Çünkü hayır iş uzarsa şerre dönüşür. Ben başka bir şey söyleyeyim size. Hapishane yatmış bir insanla. Af lafı bir kere hapishane voltalarına düşerse ondan sonra meclise gerek yok. Halk ve mahkum bu affı çıkardır. Bu iki tane af gördüm ben yattığım süre boyunca. Yani o zaman bize af yapılamıyordu. İnfaz yasası düzenlemeleri yapılıyordu. Yeter ki af bir mızrak gibidir. Bu çuvaldan bir kere çıktı mı bundan da korkmamak lazım. Dediğim gibi bu aşamalarını ihmal etmeden yüzleşme, öz eleştiri, helalleşme ve aklıma gelmeyen bunu kavileştirecek bir daha olmamasını sağlayacak mekanizmaları doğru oluşturarak bunu bir an önce yapmalıyız. Hiçbir birisini Sayın Arınç'ın Allah ömür verirse deyip Azrail'e ipotek ettiği gibi yapmamalıyız. Ne gerek var? Kimin yarın yani nefesin kaç tane olduğunu ne bileceğiz? Yarın kimin öleceğini kim bilebilir? Henüz hayattayken, henüz aklımız başımızdayken, henüz bu zemin hırpalanmamışken gençlerimizin geleceğini kurtaralım arkadaş. Buna itiraz edecek ne bir MHP'li, ne bir CHP'li, ne bir AK Partili, ne bir BDP'li bulamazsınız. Yeter ki toplumu ortak edin. Öyle olunca denetimini de halkın denetimini aşmış olursunuz. Halkın hakemliğinden daha güçlü bir hakemlik yoktur. Bunu yapalım. Halk buna uyum göstermeyeni çabuk tercih eder. Bu barış ortamındayken İmralı'ya gidecek misiniz? Bugün Mehmet Öcalan gitti ve abisinin gündeme getirilmemesi konusundaki eleştirilerini dile getirdi. Siz bu hafta içinde Abdullah Öcalan'la görüşmek için İmralı'ya gidecek misiniz? Grubun içinde yine siz de olacak mısınız? Grup değişebilir mi? Ve tabii başka siyasi partiler ya da gazeteciler olabilir mi sizce? Yani kapsam bu barış havasında değişebilir mi? Şimdi açıkçası biz artık bu heyete müdahalelerin olmayacağını düşünüyoruz. Artık sabitlendi mi heyet? Hayır. Bunu biz talep ediyoruz. Biz kararlaştırıyoruz. Ve hükümet de bu konuda. O sinyali aldınız mı siz peki? Yani size müdahale edilmeyeceğiyle ilgili? Yani bu sinyal minyal bu kavramlar çok benlik kavramlar değil. Diyelim size. Karşılıklı bir rıza diyelim daha manalı olur. Bu olmayacak. Şimdi bu tür heyetlerin bir özelliği var. O da şu. Dünyanın her yerinde bu işler zaman zaman durur, tıkanır, sıkıntıya düşer, çatışma olur, böyle olan ülkeler olmuş. Ama barış da tıpkı af gibi çuvaldan yani diş macunundan tüpten çıkan diş macunu gibi daha geri yerine koyamazsınız. Barış iradesi çıktı ve halk bunu benimsedi ve emeği geçen herkese şükranını belli etti. Bunu hiç kimse yadsıyamaz. Şimdi bu tür heyetlerin en önemli özelliği bir hafızayı teşkil etmeleridir. Çünkü bu görüşmelerin bir hafızası olmalı. Onun için bu heyetlerle oynamak doğru bir şey değil. Bizden hangi arkadaşımız, hangi yoldaşımız giderse bu görüşmeleri yürütecek etkinlikte ve yetkinlikte. Biz de baştan beri Allah-u Alem şimdi kimse bize bir şey diyemez. Biz de bu olgunlukta durduk. Yani zaman zaman müdahaleler oldu heyete. Önemli değil. Hangi yoldaşımız giderse bu işi yürütür çizgisinde durduk. Bizden hiçbir şey duydunuz mu? Bu hafta içinde yine gidecek misiniz? Yine gider. Heyetin hafızası daima muhafaza edilmeli. Çünkü geçen görüşte şunu konuşmuştuk. Şunlar tartışılmıştı diyecek bir hafızanın olması lazım. Onun için böyle yapboz tahtasına döndürülmemeli. Ama
bu heyete eklemeler olur. Tabii ki bu sürecin en hayati şeyi bir müzakereye evrilmesi. Hı hı. Müzakere neyle olur ya da siz şimdi ne yapıyorsunuz ki diye sorabilirsiniz. Müzakere buna yasal bir çerçeve oluşturmakla olur. Onun için yasal bir zemine oturmalı, herkesin işlevi, görevi, fonksiyonu tanımlanmalı. Böylece de halkın, meclisin denetimine açık olmalı. Bunun başka bir yolu yok. Buraya evrilmeli, evrilecektir. Evrilecektir. Sizce ne zaman evrilecek? Yani ne zaman farklı kesimler, farklı gruplar gitmeye başlayacak adaya? Vay, bu Allah bilir. Ben öyle yani tarih peki ne yapacak ben şimdi? Yani normalde içeride yatan bir kişi ve görüşmeler yapıyorsunuz. Yani öncesini anlayabiliyoruz. Bir şekilde söylemek istedikleri var ama bu sefer bununla yetinilmediğini görüyoruz. Hani yasal bir evre ne umuyorsunuz? Ne olacak yasal bir zemine oturduğunda? Arkadaşlar, hep bu örneği veriyorum. Sizi de biraz korkutayım. Şimdi mevcut cari terörle mücadele kanununa göre şu an yaptığımız şey suç. Yani şu suç an duyurusunda bulunuyorsunuz kendinize yani. Kendime o zaman terörle mücadele kanunun kaldırılması gerekiyor diyorsunuz. Tabii ki. Faşist bir yasa. Faşizan bir anlayışla tanzim edilmiş. Yani iler tutar, eğilir, bükülür, kenarından tutulur bir tarafı yok. Necis bir yasa. Kaldırıp atmak lazım. Ne mani? Bunun için şu olursa bu olursa şartı kadar afaki bir şey olamaz. Halkına güveneceksin. Ona demokrasiyi kullanamaz, özgürlükleri kullanamaz diye bakmak sağlıklı bir yaklaşım değil. Güveneceksin. Denetim yollarını açacaksın. Bu herkes için olacak. Objektif kriterlerde olacak. Evrensel hukukun genel ilkelerine uygun olacak. Bu kadar. Öcalan'la, pardon Erdal, Öcalan'la Barzani arasında bir çekişmenin olduğu da dile getiriliyor bu noktada. Öcalan kendisinden müzakere sürecinin elinden alındığı gibi bir yaklaşım içine girebilir mi sizce? Olmaz. Bir kere böyle bir çekişme olmaz. Sayın Barzani saygın bir Kürt halk önderidir. Sayın Öcalan da aynı şekildedir. Üstelik Sayın Öcalan böyle bir rekabet şeyi olmaz. Urfa'da yoksul, fukara bir köylü olarak çıkıp bu halka demokratik kimliğini, ulusal demokratik kimliğini kavratmış bir halk önderidir. Onun için şeyleri, kapsamı alanları çok farklı ve birbirlerine hitapları çok saygılıdır. Bunları götürüp getiren bir insan olarak söylüyorum. Öcalan bu noktada hala tek söz sahibi diyebilir miyiz? Yani en öndeki isimlerden biri. Elbette. Çözüm için Sayın Barzani'yi getirmeye gerek yok. Çözüm için Sayın Öcalan'la görüşmek kafi. Yani Sayın Barzani gelsin, elbette gelsin. Her ay gelsin, buradaki halkla, akrabalarıyla buluşsun. Buradakiler oraya gitsin. Bunda bir beis yok. Ama çözümse bu Sayın Barzani'den çok Sayın Öcalan. Ama eskiden de bu hep söylenirdi. Yani Öcalan'la Barzani arasında hep bir çekişme varmış, bir alan mücadelesi varmış gibi bir algı vardı. Yani böyle bir geçmişte de bir durum yok muydu? Elbette vardır. Tarihinde çatışma var. Yani böyle fakat bugünün gündemi bugün hem Kürt bölgesi başkanı Sayın Barzani'nin ve Irak'taki o Kürt halkının geldiği aşama, hem Sayın Öcalan'ın geldiği aşama bu tür bir sıkıntıyı tasfiye etmiş durumdadır. Yani böyle bir şey yok. Öcalan'la geçmişte bir tanışıklığınız yoktu ama giden heyette yer aldınız. Birçok defa da gittiğiniz daha sonrasında. İlk listeye girişinizde Öcalan'ın bir talebi mi olmuş, kendiliğinden mi isim? Yani sizin şahsınızda gidişiniz nasıl oldu? Arka planı, hikayesi? Sayın Öcalan'ın talebi üzerine heyete dahil oldum ben. Kendisiyle daha önce Adıyaman'da bir karşılaşmışlığımız var. Ben çok ilk gençlik yıllarımdı. Ama hiçbir şeyimiz yoktu. Radikal'deki yazılarımdan dolayı avukatlarıyla birkaç kez görüşmüştüm. Dolayısıyla bir de BDP bir ittifakla seçime girmişti. Bu bileşenlerden, bileşenlerin kontenjanından dahil olmuş birisiyim.
Türk'üm. Bütün bunlar gözetildiğinde heyette bir bulunmamın sağlıklı olacağını düşünmüşler. Bu bir güven meselesi. Bu çok kutsal bir emanet. Yani bilerek bilmeyerek bu emaneti hırpalayacak, bu emaneti çarçur edecek bir şeyin içinde olmanın ağır vebali var. Hep bu idrakla, hep bu sorumluluk duygusuyla hareket etmeye gayret ediyoruz. İşte gayret bizden, tevfik Allah'tan, bakalım nerede. Daha çok fazla sorumuz var size ama sohbet çok keyifli gidiyor. Ama reklam arasına gitmek zorundayız. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar biz birlikteyiz. Merhaba, ben 50 bin lira. Sabah 76.46'ya SMS'i atın. Aynı gün içinde beni Finans Bank'tan alın. Hayırlı işler diye. TC kimlik numarasını 76.46'ya gönderen esnafa aynı gün içinde 50 bin lira kredi fırsatı Finans Bank'ta. Ajan senin attın ne? Türkcell'liyim abi. Süper. Bir de BP Club kartın varsa sarı kutudan sana bir güzellik var. Ne güzelliği? Dinle bakalım. Tüm BP'lerde sarı kutudan 30 liralık yakıt hediye. BP Club kartla 300 liralık akaryakıt veya otogaz alan Türkcell'liler tam 30 liralık yakıt kazanıyor. Girişim yazılım, fırın, butik, biz. Yeni bir iş hayaliniz varsa TEP Girişim Bankacılığında danışmanınız da var, desteğiniz de. Şubelerimize bekliyoruz. Of, hay Allah. Mafya genel sigortamı küçük bir kaza yaptım. Konsere yetişmem lazım. Hemen ilgileniyoruz Sertap Hanım. Aa, siz ne çabuk geldiniz buraya? Everyway dedeyken Sertap Hanım. Çok iddialısınız bakıyorum. Yeni Kasko Jet. Bir alonuzla garantili onarım, hızlı hasar işlemleri ve süresiz yedek araç hizmeti. Üstelik buyurun. Çok ekonomik. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Herkes Mafre. Genel sigortayla emin ellerde. Mafre. Genel sigorta. Baskı eklentili ve ergonomik Cozy işinizi kolaylaştırır. Bürotime işi kolaylaştırır. Bu zarfta sizin için bir teklifimiz var. Kazançlı bir teklif. İstanbul'un yeni iş merkezi Kağıthane'ye 24 odalı 50 metrekare home ofisler geliyor. Yeni NEF ofisleri şimdi satışa çıkıyor. Hemen yanında metro bulunan ofisler NEF'te sizi bekliyor. Soğuk algınlığı yüzünden burun tıkanıklığı yaşadığımda geceleri rahat uyuyamıyordum. Sonra ilaç içermeyen Breathright burun bandını denedim. Burun kanallarını açan Breathright'la artık daha rahat nefes alıyor ve daha rahat uyuyorum. Daha rahat nefes, daha iyi uyku. Breathright. Kent Plus Centrium'da yaşam başladı. Son 30 daire için sunulan çok özel avantajlardan hemen yararlanmak için satış ofisimize bekliyoruz. Kent Plus Centrium. Şimdi yatay ofis ve residence yaşamını tüm ayrıcalıkları ile sunan Eclipse sizi İstanbul'un merkezi Maslak'ta yeşilin büyüsünde bir yaşama çağırıyor. Eclipse, tutulup kalacaksın. Türkiye, İstanbul, Maslak. Artaş güvencesiyle. Bellona'da büyük yıl sonu indirimi başladı. Birçok Bellona ürününde kısa bir süre için geçerli yıl sonu indirimlerini yakalayın. Yeni yıla yenilenerek başlayın. World'e özel peşin fiyatına 12 taksit. Üstelik şimdi alın, Nisan 2014'te ödemeye başlayın. İyi ki ona rastladım. Denizbank ve MetLife'dan 2013'ün son büyük BES fırsatı. MetLife'dan bireysel emeklilik yaptıranlara %25 devlet katkısına ek, %5 katkı avantajı sadece Denizbank şubelerinde.
yenilenen Hyundai iX35 1.6 otomatik vites seçeneğiyle şimdi Türkiye'de. Ne oluyor ya? Mahallede herkes TÜBİTAK'a geçiyor. Yapma ya. Bu TÜBİTAK kaça mal oluyor? Ayda sadece 12.90'a. TÜBİTAK'da çanak yok. Üstelik seç, izle, tekrar izle ve durdur izle özelliği var. Televizyonda olay artık bu. TÜBİTAK'a hemen başvurun. TÜBİTAK.com.tr veya 444-0375. Garanti.com.tr. Faturaları kolayca öde. Bankanız her yerde. Başka bir arzınız? Hem pot altının hem faturaların hakimi. Bravo Ömer. Sur yapıya nasıl da seviliyor. Peşinat istemeden nasıl da ev veriyor. Deme ben almayayım, başkası alsın. Az az ödeyin, üstü kalsın. Sur yapıdan ev sahibi olmak isteyenleri sevindiren kampanya. Çamlıca'da Eksen İstanbul veya Güneşli'de Koridor Rezidans'tan evinizi seçin. Az az ödeyin, üstü kalsın. Sur yapı, uygarlığın mimarı. Ekranların marka programı Pelin Çift'le Öteki Gündem dünyanın gizemli tarihinin izini sürmeye devam ediyor. Öteki Gündem araştırmacı yazar Aytunç Altındal'ın anısına özel bir bölümle ekranlarınıza geliyor. Komplo teorilerinin dünyada tanınan ismi tarihin önemli dönüm noktalarını nasıl yorumladı? Dünyanın gizemli örgütleri hakkında neler söyledi? Vatikan'ın gizemli yapısı yeni dünya düzenindeki rolünü nasıl açıkladı? Aytunç Altındal öteki gündem programlarında kendisini nasıl anlattı? Ben biraz da özel yetişmiş bir insanım. Öteki gündem araştırmacı yazar Aytunç Altındal'ın anısına özel bölümüyle bu akşam saat 22.15'te Habertürk'te. Cif, hijyen ve temizliği nasıl birleştirmiş? Kraliçe saraya dönmek üzereymiş. Mutfağı temiz ve hijyenik bulmayı istiyormuş. İçlerinden biri hijyenik demiş. Diğeri tertemiz. Çözüm bulamamışlar. Ta ki prenses yeni Cif Ultra Hijyen kremine gelene kadar. Krem ve çamaşır suyu içeren ikisi bir arada formülü sayesinde yüzeyler tertemiz ve hijyenik olmuş. Böylece çözüm Cif Ultra Hijyen'le gelmiş. Cif Ultra Hijyen. Temizlikte daima mutlu ve ışıltılı son. Hijyenik olarak. Dersin dört dağ içinde, dersin dört dağ içinde, gülü var dağ içinde, dersimi hak saklasın. Bir yarim var içinde, dersimi hak saklasın. Bir yarim var içinde. Başkent gündemi devam ediyor. Sıra Süreyya Önder'in Dersim türküsüyle başladık. Neden Dersim türküsüyle başladık dersek kendi hayat türküsüyle devam etmek için. Kendi hayat türkünüzde merak edilen noktalar var. Bugün Osman Baydemir'le konuştum. Diyarbakır'da da aslında konuşmuştuk yayın sırasında. Şöyle bir şey söyledi. Ben dedi nikahları kıymadım. Aslında benim böyle bir nikah kıymama gibi bir şeyim var. Fatma Şahin de bu yüzden reddettim. Ama eğer 4 ay içinde Sıra Süreyya Önder nikah masasına oturursa söz nikahını ben kıyacağım dedi. Sonra zaten bu gücümü kaybediyorum dedi. Ne yapacaksınız? 4 ay içinde yetiştirebilecek elde misiniz? Böyle ama, bir aday var mı? Elde yüzük yok ama var mı gönlümüzde bir yatan? Şimdi dul ve yetimim. Ben bir aylık tek emekli değilim. Dul ve yetimlere aylık bağlanıyor ama. Dul ve yetim emekli değilim. Sayın Baydemir 4 ay bu çok ters köşe bir iş oldu. Ben anam beni şöyle tarif ederdi ve çocuk yani ilk eşim de böyle tarif ederdi. Sen ev iyisi değilsin, el iyisisin derdi.
biraz evlilik sanırım bana göre bir şey değil. Dört yani, aya yetişemiyorsunuz yani. Dört aya da yetişemem, dört yıla da yetişemem. Eyvah, umutsuz vaka. Herhalde dul olarak hayatımızı... Umutsuz ev erkekleri diye film edeceğiz. Gidebilir yani burada. Biraz zaman yok. Birliktelikler hele böyle bir özgürlük üzerinden inşa edilmedikçe birbirini geliştirici, hayatı her gün yeniden inşa edici bir hüviyette olmadıkça bir müddet sonra mazotu biter, alışkanlığa döner. Ben beceremiyorum yani açıkçası. Çünkü zamanla derdim var, bir sürü de sıkıntım var. Ben gece uyumayan bir adamım ve kim beni netsin? Ben ses olmadan uyuyamayan bir adamım, kim beni netsin? Herkesin uyuduğu saatlerde ben ya okuyorum ya yazıyorum. İşte daha seçildim, seçileli 3 gün üst üste evimde yatmamışım. Böyle bir adam ev malı değil yani kısacası. Yani sizin ama Osman tarif ettiğiniz... Osman Baydemir onu bildiği için o istisnayı ama tarif ettiğiniz kriterlere uyan da çıkarsa izleyicilerimizin arasından kıstasları koydunuz. Belki iş değişebilir tabii. Giderek bu talipli programına döndü. Dönebilir yani, evet. Dönüyor gibi. Ama tabii Nilgün Balkaç özel hayatı açmışken ben bir soru yöneltmiş olayım. Tabii böyle elde sökük ceketle Ankara'da dolaşmışsınız galiba. Ankara'da öyle görülmüşsünüz. Elde sökük öyle ceket terzi ararken. Bu tabii işin esprisi ama mecliste gazetecilerle karşılaşıldığında böyle bir durum olmuş. Evet. Sökük ceketinizi diktirmeye çalışan, bekarlığın böyle zorlukları da oluyordur mutlaka. Ya ben seçilince evi Ankara'ya taşıdım. Şimdi tekrar İstanbul'a taşıyorum. Hı hı. O gün normalde kendi söküğünü diken birisiyim. Benim söylemesi ayıp, talipliler için söyleyeyim. Elimden her türlü ev işi gelir. Uzun yıllar hapislik, bekarlık. 94 yılından beri hudayı yaşayan bir adamım ben. Yemek, ütü, dikiş, nakış hepsi gelir elimden ama... O evde baktım şey, iğneyi bulamadım. Evet, o gün soracaktım. İğne iplik yok. Nereye anam nereye koymuş onu da bulamayınca bir terzi aradım. Demek o gazetecilerle karşı bir hikayesi olmuş konuda. Osman Baydemir'in farklı bir şeyi daha vardı ben, sizin için söylediğim. Dedi ki Sırrı'nın Diyarbakır Meydanı'na böyle dev bir heykelini dikeceğim birebir dedim. Ama yeter ki yapması gereken bir şey var, hala sözünü gerçekleştirmedi dedi. Onu Diyarbakır için ne yapmanız lazım? Beni bağışlayın hani avam tabirle, onu söylersem yer yerinden oynar. O benimle Osman Baydemir arasında bir lan nerede Osman? benim bir vasiyetim vardı. Çok zulüm gördüğümüz bir zaman dedim ya Osman Başkan, beni bu sur dibine gömün dedim. Ya yeter artık, burada yediğimiz gazdan helak olduk. Bari dedim meyitimi rahat bırakın, bu surun dibine gömün. Dedi ki olmaz. Niye ya dedim, bak bu kentten hiçbir şey esirgememişim. Dedi ki bura UNESCO mirasına alındı, buraya gömmezler. Dedim mezar taşı da sen beni bir çukur eş içine atın, serhoşlar gelsin Diyarbakır kırıkları, o mezarımın başında kendi alemlerine dalsınlar diye. O zaman bir şart öne sürdü, dedi sen bunu yap, ben dedi sen heykelini dikerim bu sur dibine, UNESCO mirası falan da dinlemem. O inşallah barışı sağladığımız gün olacak. Barış sağlansın, heykelimize gerek yok, biz taş olalım yeter. Peki heykel olsa yani siz nasıl kendinizi böyle kravatlı haliniz, kravatsız haliniz, gülen haliniz, çatık kalp, nasıl bir Sırrı Süreyya Önder profili orada tabloda sizi yansıtır? Ben heykeli dikilecek insanlardan değilim, haşa. Bir de bu heykel fikrine de çok karşısınız yani. Karşıyım yani, bunlara ne gerek var? Baki kalan bir hoşsa da, İnsanların eğer biraz kalbine dokunabildiysek, dokunursak, inanmadığımızı söylemezsek, söylediklerimizin gereğini yerine getirirsek, bu bize dünya nimeti, bu bizim için. Benim çok teşhir edilecek gardıroplarım yok. Beni bilirler,
2007-2006 yılında medya, yani Beynelminer'le beraber medyanın ilgi alanına girmiş birisiyim. O gün üstümdeki çekat neyse bugün hala aynısı. Arşivlere girip bakabilirsiniz. Tüketimle kurulacak ilişkiyi sıkıntılı bir ilişki olarak görürüm. Ben onun için bunlarla bir ünsiyetim yok yani. Hayatın başka bir yerde bir tılsımı var hayatın. Ben o lezzetin, o ülfetin peşindeyim. Onun müşterisiyim. Ona talibim. Beynelminel deyince tabii bu son bölümümüzde zaten özel kısımlara, belki çok renkli diyaloglar kısmına gelmiş Magazine girmiş olduk. Kendiliğinizden de zaten Beynelminel'le bir işaret yapmış oldunuz bize. Tabii 2,5 yıldır milletvekilisin. Siyasetteki deneyiminiz. Bu 2,5 yıl nasıl geçtiği uzun uzadıya sormayacağım ama bu 2,5 yılın ve geçecek 1,5 daha yılın filmini yapsanız sonrasında filmin adı ne olur, senaryosu ne olur, kimler başrol oyuncusu olur? Ben başka bir şey daha sormak istiyorum bu soruya ek olarak. Ben de bir yalan Barış gelirse, bu arada. Yalan düşünmeyin. Aslında sanatçı kimliğinizle yalanı pek bardaştıramayız da. Yönetmen koltuğuna oturursanız ki özlüyorsunuzdur mutlaka evet. Bu koltuğu. İmralı'nın öyküsünü ya da Barış'ın öyküsünü çekmek ister misiniz? İlk kare ne olur, son kare ne olur? Şimdi bölelim soruyu o zaman. Teker teker gelelim. Meclisteki filminiz ne olurdu? Şimdi meclis filmini çeksem, adı kulis olurdu. Çünkü meclis en iyi kulisinden anlaşılır. Başrol oyuncusu kim olurdu? Oradaki çaycı arkadaşlar. Eyvah, meclis başkanları alınmasın sonra. Yani yok, meclis başkanları başrol oyuncusu oymuyor. Kulis. Aslında ben, en bakın, iyi meclis, sayın meclis başkanı da buradan duysun. Bir kadrolu emekçiler var orada. Bir de 4 celi. Emekçiler var. Ben iktidar vekillerine dedim, bak dedim, iktidar kulisinde kahve içmeyin, içine ne koydukları belli olmaz. Meclisteki kavaslar da oynayacak mı filmde? Şimdi çaycı, diğer görevliler. Daima halkın durduğu yerden bakarsanız gerçeklik, yani kamerayı oraya kurarsanız bir şey olur. Öbür türlü yapımcısı iflas eder çünkü çok sıkıcı. Biz iflas ettik mi bu gece Sırrı Bey? Yok, siz iflas etmediniz. Yani özetle bir cümleyle neyi anlatacaksınız öyle bir film olursa? Mesela benim bu eski vekillerin meclise tutkuyla bağlanmalarına hep dikkatimi çekiyor. Elimde değil yani. Bir kopamama hali var. Bende de bir içeri girememe durumu var. Yani ben de bir an önce canımı kurtarıp hani... gideyim derdindeyim. Siz Ankara'nın gidişine mi özlem duyuyorsunuz? Şimdi ayrılışına ben, İstanbul'a doğru. İşte büyük lafıma tövbe derler. Bir daha kuş olsam bu Ankara'nın üstünden uçmam demiştim. Geldik, vekil olduk, yerleştik. Ben Kazova işçilerinin direnişini, bak bana sorsanız şimdi, hiç seçimsiz seni İstanbul'a belediye başkanı yapalım ya da cumhurbaşkanı yapalım. Bunu mu istersin? Yoksa bak bu neoliberal sistemin en ortaya çıktığı işçi direnişleri var. Zeytinburnu'ndaki Punto işçileri, Hey Tekstil işçileri, Kazova işçileri, bunların içinde Kazova işçilerinin deneyimi çok ibretlik. Mesela içimde bunu çekmekten beni alıkoyacak bir tek mecburiyet var. Bu barış süreci. Bak bu olmasa, vekillikten de gerekiyorsa, gerçi bize yani sanatını icra edebiliyor bir vekil. Ama gerekiyorsa yani yarın istifa edip o filmi fazla soğumadan çekmek Nilgün istiyorum. Nilgün Balkaç'ın sorduğu film. Onun için biraz zaman lazım. Finali belli olsun hele. İlk kare. Finali belli olsun. İlk kare ne olur peki? İlk kare var artık. İlk kareyi söylemeyin. Ama siz de hiçbir şey söylemiyorsunuz. Ne var bu kadar filmin şey söyledim. Filmin sürprizi olur diyor ya. Filmler sürprizlere gidiyor. Spoiler mı? Spoiler vermeyelim. Ekşi Sözlük'te. Spoiler mi okunur? Spoiler mi okunur? Almanca biliyorsun. Peki. Artık hangi dilden söyleyeceksiniz? Ama şimdi belediye başkanlığını herhalde Sırrı Süleyha Bey tekrar gelirken bir
pas atmış oldu bu tarafa en başta. Bütün sitelere ne düşmüştü? Arada bakınca sitelerden en baştaki sözlerinizde İstanbul, yani adaylıktan vazgeçebilirim deyince o da yankı yapmış anladığımız kadarıyla internette, haber sitelerinde. Yani dün açıklamalarınız aday olacağım yönündeydi. Bugün de adaylıktan vazgeçiyorum gibi algılanmış. Şimdi tabii bunun medyada yer alış biçimiyle özellikle benimki gibi başı sonu bağlanamayan laflarda büyük sıkıntı var. Aday adaylığından vazgeçmem falan söz konusu değil. Ama vazgeçebilirim dedim. Zaten bunu ilk açıkladığımda da söyledim. Şimdi bizim üstümüzde benim ta böyle ciğerimde hissettiğim bir bu barış süreci, yani Türkiye'deki Kürt meselesi. Bir bu var. İki, Gezi'de hayatını kaybeden civanlar var. Üç, işinden aşından olan, sağlığını yitiren, gözünü yitiren insanlar var. Ben bunları bir gün unutursam yediğim içtiğim haram olsun bana. Şimdi bunun yerel seçimle bağlantısı ne? Bütün bunlar kent iktidar alanıyla ilgili bir yaşamsal farklılıktan neşet etti değil mi? Ben bu kenti bu hoyratlığa bir daha teslim etmem. Eğer adaylıktan vazgeçeceksem bu konuda bir ışık doğar, bir dönüşüm sağlanır. Tamam, bu da ilkesel olur ve kamuoyunun gözü önünde olur. Bunlar çok önemli kriterler. Bunlar olursa benim kendimi dayatmam mümkün değil. Çünkü bunu niye söylüyorum? Artık kendi sözlerimi kendim tercüme etmek zorunda kalıyorum. Kendine aşık insanlarla dolu ortalık. Kendi heykelini yontan, kendisiyle meşgul. Bu kentin ihtiyacı olan kendisiyle meşgul insanlar değil. Kentiyle meşgul, kendiyle değil yani. Kentiyle meşgul olacak, hem hal olacak ve işte bu sıkıntı kaynaklarını, bu talan edilen ekosistemi, bu neoliberal azgın iştahı durduracak bir ilke, program ve bununla orantılı bir duruş, bir sicil. Bunlar olacak. Ben o zaman seve seve feragat ederim. Evet. Sayın Önder, son 3 dakikamız, merak edilen bir nokta var. Çektiğiniz bir fotoğraf, Öcalan'ın fotoğrafı. Öcalan'ın fotoğrafının basınla paylaşılması söz konusu olacak mı? O nereden duyurmuş? Her tarafta duyurmuş vaziyette zaten. Ne zamandır bu fotoğrafın peşinde herhalde. Şimdi arkadaşlar, başka mahkumlar ve tutuklular da var. Fotoğrafları çekiliyor. Bu bir yasal hak. Ve bu fotoğrafları gazetelerde boy boy yayınlanıyor. Yani örneğin CHP'li vekillerin görüştüğü tutuklular ve hükümlülerle fotoğrafları yayınlanıyor. Ben de fotoğraf çektirdim. O anı şey ettik. Nerede saklıyorsunuz? Hayır, daha almadık. Adalet Bakanlığı'nda. Bir de Sayın Öcalan'ın altı kare fotoğrafını çektim. Ben rica ettim. Siz çektiniz. Ben artık çektim. Gelince bizler de evet, görürüz onu muhtemelen. Bunlar artık evet, takılıp kalınacak yerler sona doğru değil. Geldiğimiz için çok hızlı kısa cevap almış olalım. Ben yine böyle hoşgörünüze sığınarak soru sormak istiyorum. Tabii Gezi'ye de atıfta bulundunuz az önce. Gezi sırasında isminiz çok gündeme gelmişti. Evet. Hatta bazıları da Gezi'yi esas provoke eden isimmiş gibi sizi lanse etti. Sonra da bir anda ortadan kayboldu. Sırrı Süreyya Önder dediler yazın. Gerçekten de öyle oldu. Başta çok görünürken sonra bir anda Sırrı Süreyya Bey'i göremedik. Nereye gittiniz, hakikaten öyle miydi? Evet. Bu tür yorumlara, iddialara sizin cevabınız ne oldu? Hemen gün gün söyleyeyim. İlk 3 günü oradaydım ve bugün ortalıkta bunun tellallığını yapanların hiçbirisi yoktu. Hiçbirisi. 4. gün vuruldum, bir gün hastanede kaldım, 6. 7. gün Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Arınç'la görüştüm. Ondan sonra son gününe kadar Gezi'deydim. Fakat bu görünür olma meselesini çok itici buldum. Çünkü artık bu bir halk hareketine dönüşmüştü. Burada kendimizi bunun önüne koymak vicdanen, ahlaken doğru bir tutum değildi. Bir de Twitter halk dikkatimi çekti. Twitter'da o tarihe kadar çok yoğun çok yoğun kullanıyor ama sonra yaz boyu bir daha baktım Twitter'da da yoksunuz. Twitter'da da küstünüz mü? Ya yok, ben bu Twitter'ı kullanamıyorum.
Kardeşim yani sorun orada. Yani bir sürü şeyine hakim değilim. Hakim olmayınca da bir de bir sürü benim ismimle çakmalar, kilit adresler var. Benimki önünde ardında bir şey yok, Sir Süreyya. Onu da Radikal yazmaya başladığımda Radikal'dan Gökçe sağ olsun almıştı. Benim Twitter adresim o. Diğerleri bana ait değil. Böyle bir kirlilik ortamı var. Vazgeçtiniz siz de. Vazgeçmedim. Lüzumu halinde kullanmak üzere ana o yangın alarmı gibi lazım seçime olduğunu kalmış olduğunu herhalde o da. Evet. Sayın Önder, son dakikamız ama sizden bir cümlelik bir yanıt istiyorum. Sizin filmini çektiğiniz, daha doğrusu bir tanıtım filmi gibiydi. Anayasa şu anda neredeyse rafa kalkmış durumda. Yeni anayasanın ya da anayasa sürecinin rafa kalkmasını bir cümleyle değerlendirir misiniz lütfen? Çünkü çok değerlendirme yapıldı zaten. 2,5 sene neredeyse çalıştık, ancak 60 madde geçirebildik. Sen benden bir cümleye indirgemem istiyorum. 60 maddeyi 2,5 senede yaptık. Onun yerine daha genel bir temenniyle bitirelim. Başta anayasa olmak üzere. Bu sorunların çözümü, sorunun tarafı olan herkesi meseleye ortak etmekten geçer. Ben anayasa komisyonu çalışmalarında en çok MHP'nin itirazlarını dikkate aldım. En çok sözümü de onlara söyledim. Çözüm ya da asgari müşterek bununla mümkün çünkü. Siz bu tavrı içselleştiremediğiniz zaman uzlaşma dediğiniz şeyden hiçbir şey anlamamışsınız demektir. Uzlaşma kendinizi dayatmak olmaz. Onun adı başka bir şey. Onun için bu bir şablon olabilir. Bir meselenin halli cihetine gideceksek meseleyi ortaklaştırmaktan gelin birlikte ne yapabiliriz kardeşim? Çok altın kıymetinde bir sorudur ve çözüm anahtarı bunun içindedir. Gelin birlikte ne yapabiliriz? İşte böyle bir derdimiz var kardeşim. Allah da bize akıl fikir vermiş. Bir de bir tarihimiz var. Bunları koyalım üst üste, buradan bir yol bulalım. Yol bulmazsak yol oluruz. Sayın Sırrı Süreyya Önder, aslında sohbet birkaç saat daha sürebilir ama Erdal Şen'le Başkent Gündemi'nin programının süresi bu keyifli kadar, 2 saat içinde. Ama sınırı olan bir programdı. Biz teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Keyif verdiniz. Efendim ben teşekkür ediyorum. İkinize de Hane-i Bey nimetinize konuk olduk. Konukseverlik gördük. Sevene de sövene de selam olsun. Sözünüzü unutmayın. Bir sonraki programda Barış Türküsü'nü söyleyeceksiniz. Bunu da seyircilerimize bir not olarak düşürelim. Eski eş genel başkanım Selahattin Bey'le beraber tamam, gelelim. Anlaştık. Bir düette biz yapalım. Bir bağlama virtüözüdür kendisi. Ben de cümbüşümü alırım. Geliriz. Yeter ki Barış gelsin. Barış'ın türkülerini söyleriz. Çok, kısmet. Çok teşekkür Pervin ederiz. Pervin Hanım'ı da çağırırız. Bakın onun da sesi güzeldir. Tamam anlaştık. O zaman biz yeni yıl programını böyle bir şey yapalım. Bize bir hak yarı sıtranı söyler. Abi. Şimdiden ilan etmiş olalım. Teşekkürler çok tekrar. Çok teşekkür ederiz. Sayın Sırrı Süreyya Önder katıldığınız için. Başkent Gündemi'nin konuğu Sırrı Süreyya Önder'de aslında her başlıkta konulara değindik. Ayrıntıları sizlere bırakıyoruz ve bir sonraki hafta Erdal Şen'le birlikte yine buradayız ve sizi Başkent Gündemi'ni tartışmaya bekliyoruz. Tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.